Biliyorum. Biliyorum. Dün kafeteryada yüksek sesle televizyon izlemiş. Ah bu hastanenin kuşları. Hiç boş durmuyorlar. Artık orada televizyon izlemek yok. Hatta hiçbir yerde. Aman da aman nasıl korkarmış Vahap Bey amcasından. Ey gide ey koca İpek Tekin. Adam bana kök söktürüyor. Ne olur işimizi zorlaştırma. Ben mi getirdim koydum milyarderi tepemize? Sen kendin kaşındın. Bak sonra sana disiplin soruşturması açacak. Ve ben hiçbir şey yapamayacağım. Anladın mı? İyi. Hoş. Orhan Hocam. İpek Hocam. Eşlik edebilir miyim? Lütfen buyurun. Bir şey olmuş galiba. Evet oldu. Bütün hastane bu işten çıkarılma mevzusunu konuşuyor. Duyulmuş mu? Maalesef. Ve insanlar tedirgin tabii ki sıra bize de mi gelecek diye merak ediyor. Ama böyle yapılmaz bu ki bu iş. Ya yani üstlük olamaz ki böyle. Olmaz bu. Evet Orhan böyle olmaz. Sonuçta bunlar sağlık çalışanı. Yani böyle dertleri olmamalı. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu Vahap Bey burada olduğu sürece bizim derdimiz bitmeyecek. Daha çok derdimiz olacak. Hayırdır? Bitmeyecek olan dertler neymiş Orhan Bey? Ay Vahap Beyciğim ne kadar sessiz geldiniz öyle. Duymadık geldiğinizi. Öylesine konuşuyoruz. Öyle mi oldu? Yok. Yani şunu konuşuyoruz aslında biz Vahap Bey. Bu şimdi işten çıkartılma mevzuatı üstlük böyle olunca. Tabii kusura bakmayın. Bütün hastanede duyulmuş. Ha şöyle merak ediyorum. Bu hesaplar, mali işler, işten çıkartılma... üstlük bu olmalı mıdır? Bu mudur yani bu işin yolu? Peki sorunuza şöyle cevap vereyim ben Orhan Beyciğim. Sizinle yaptığımız bir konuşmada hatırlarsanız siz bana... ben bu işlerden pek anlamam. Ben doktorum. Para işlerinden anlamadığım gibi anlamak da istemem falan demiştiniz. Hatırlıyor musunuz? Evet, hatırlıyorum. Doğrudur. Tamam. O zaman o lafınızı hatırlayın gene bence. Bildiğiniz işi yapın, olur mu? Bu konular sizi aşar. Tamam. Vahap Bey aynı konuşmada eğer siz de hatırlarsanız... siz bana şey demiştiniz. Siz aynı zamanda bir yönetim kurulu üyesisiniz demiştiniz. Doğrudur ben para işlerinden anlamıyorum. Ama en azından etik kurallardan, insan ilişkilerinden nasibimi almışımdır. Çok şükür. İnsanlar tedirgin oluyorlar. Tedirgin olmasınlar efendim. İşini doğru düzgün yapan hiç kimsenin tedirgin olmasın ama hal yok. Öyle değil mi İpek Hanım? Özür dilerim lafınızı. O departmanda çalışan herkes bütün uzman doktorlar layıkıyla yapıyorlar şimdi merak etmeyin. Ama o departmanın başındaki insan işini layıkıyla yapmıyor. Benim sorunum da o insanla. Tamam? Bu kadar söyleyeceklerim. Ya bu adamı bize parayla mı verdiler? Evet Orhancığım maalesef. 10 milyon dolar. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.